beğendiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir tarif videosuyla karşınızdayım. Ben bu karantinanın bana kattığı en güzel şeylerden biri mutfak şefim. Çok fazla hamur işi yaptığım için ve çiğ köfteyi çok sevdiğimiz için mutfak şefi alalım dedik ve gerçekten çok hayatımızı kurtardı. Ve ben arada Instagram'da paylaşıyorum çiğ köfte yaparken. Çiğ köfte tarifleri istiyorlar. Mutfak şefiyle nasıl yapıldığını soranlar oluyor. O yüzden bir tane video çekerek güzel güzel anlatmak istedim. Hem mutfak şefinin marifetlerini görün hem de çiğ köfte tarifini öğrenin diye. Umarım seversiniz. Evet, öncelikle 3 bardak ince bulgur kullanıyorum. Bunun için esmer bulgur tercih ediyorum. Evet, şimdi 1 büyük soğan ya da 2 küçük soğan da olur. Rendeledim ve suyunu sıktım çünkü suyu acısını bırakıyor. Şöyle onu ekliyorum. Sarımsak rendeleyeceğim şimdi bir de. Evet, 4-5 diş sarımsağımızı da ekliyoruz. Çiğ köfte yoğurmak için bu aparatı kullanıyorum. Şimdi alevi takıyorum. Şimdi şurasını böyle tutup, evet. Şöyle önce soğan, sarımsak ve bulguru iyice birbiriyle yoğuruyorum. Daha sonra diğer malzemelerle devam edeceğim. Evet, şimdi soğan, sarımsak ve bulgur epey karıştı. Salça koyacağım. Ben biber ve domates salçası karışık kullanıyorum. Yaklaşık 4 kaşık kadar koyuyorum. Siz de eğer ayrı ayrı salçalarınız varsa 2'şer kaşık koyabilirsiniz. Evet, salça ile bulgur güzelce birbiriyle kaynaştı. Şimdi sırada baharatlar var. 2 kaşık isot koyuyorum. Bir kaşık sumak koyuyorum. Bir kaşık pul biber koyuyorum. Şöyle bir kaşıktan birazcık az kimyon koyuyorum. Bir kaşık da tuz koyuyorum. Bir de bir bardaktan biraz az, yani yarım bardak diyebilirim. Sıvı yağ koyuyorum. Şimdi tekrar başlatıyorum aleti. Baharatları da güzelce yedikten sonra 2 kaşık kadar nar ekşisi koyuyorum. Karışımım yeterince kıvamını aldı. Maydanoz ve yeşil soğan ekliyorum. Birer demet, ikisinden de ekliyoruz. Şöyle. Sonra soğanla birlikte karıştırmaya başlayacağız. Evet, şimdi yoğurma işimiz bitti. Artık çiğ köftelerimize şeklini verip güzelce sunum tabağımızı hazırlayacağız. Tabağımız hazır. Şimdi bir de tadına bakıyoruz. Yani o kadar iyi ki gerçekten. Kendim yaptım diye demiyorum ama acayip güzel oldu yine. Biz bunu zaten defalarca yapıyoruz. Şimdi sizinle de paylaşmak istedim. Tabii ki baharat oranlarını, işte yağını vesaire kendi ısınızla göre birazcık azaltıp arttırabilirsiniz. Denedikçe oturacaktır sizin tarifinizde. Ama mutfak şefiyle çiğ köfte çok kolay. Onu anlatmak istedim. Şefimin modelini vesairesini de zaten videonun altına koyarım. Yani reklam olsun dediği gerçekten çok memnunum. O yüzden paylaşmak istedim. Yardım olursa size ne mutlu bana.